Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model çalışacağız. Modelimizde battaniyeler ya da tığ örgüsüyle yapılabilecek her şeyi yapabilirsiniz. Gayet güzel. Şöyle bakalım. Kaz ayağı da denilen modelimizi hemen çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Siyahla kurmuş olduğum modelimizi görülmesi için beyaz rengimle çalışmaya başlıyorum battaniye örecekseniz 100 santime 100 cm'dir ölçümüz. 105 110 cm zincirimizi çektikten sonra modelimizi kurarsınız. Eğer fazla zincirimiz olursa kalanını kesersiniz. Diğer örgülerimiz için de aynı şekilde. Şöyle beyaz rengimle minik bir parça başlamak istiyorum. Hemen başlayalım. Bir tane zincirimiz var bakınız. İkinci zincirimiz var. Üçüncü zincir içerisine tığımın başını dolayarak geliyorum. batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Burada iki tane trabzanımız oldu. Tekrar hemen yanındakine başını doladım. batıp tek seferde çekiyorum. Modelimizin zeminini bu şekilde kuruyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincir çektiğim için bir tane alttan da zincirimi atlıyorum. Bakın burayı atlıyorum yerine batarak tek seferde kapatıyorum minik bir tane gözümüz oldu şimdi yan yana 3 tane trabzanımız olacak İkinciyi ördüm üçüncüyü tek seferde örerek çekiyorum 3 tane çektim bakın 3 tane ördüm bir zincir bir atladım 3 defa yine aynı şekilde tek seferde çekerek ördüm şimdi bir tane zincirimi çekiyorum alttan bir zincir atlayıp diğer zincir yuvasına batarak tek seferde yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum yarım trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyorum bir zincir atlıyorum ve ilerliyorum 3 tekrar bir zincir bu şekilde bakınız modelimizin kurulumu 3 tane yarım trabzanla başladım. 3 trabzan 1 zincir 1 atla 3 trabzan 1 zincir 1 atla şekliyle örerek geldim. En son bir tane atlıyorum. 1 2 ve 3 yeter bu kadar. Bakınız diğerleri kalsın. Bir dakika fazla zincir kesmeyi de hemen yapıverelim isterseniz şu şekilde ben bu model aslında kalsa da olur hiç fark etmez ama sizler için faydalı olabilecekse eğer şöyle sayıyorum 1 2 3 dördüncüden kesiyorum dördüncüden kestikten sonra açıyorum bakınız bir tane açtım hemen açtığım ilmeği sıkıştırıyorum zincirimi hemen kapatıyorum bunu da arkaya alıp izleyebilirsiniz birinci sıramızı bu şekilde kurdum ikinci sıramızı örelim ikinci sıramızda trabzan örüyoruz 1 2 3 çeviriyorum tığımın başında doluyorum burada 3 taneydi her birine birer tane batıyorum ikinciye battım 3 trabzanımı araya bir zincir çekiyorum diğer trabzanlarıımı da birer birer örüyorum 1. Bir, 2 3 tane trabzanım ördüm 1 zincir çekiyorum hemen aşağıdaki trabzanlarımızın üzerine bir dolayıp 3 defada çektiğimiz yeni trabzanlar örüyoruz. 1 zincir. İlk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Sonu kadar bu şekilde ilerliyorum. Şöyle görelim. Bakınız. tamamını ördüm. Son trabzanıma kadar örerek geldim. Aslında burada siyah beyaz renkleriyle ördüm ve çok hoşuma gitti. Ee, görülmesi için daha açık renkleri tercih ederek e, anlatmak istiyorum. Sizler dilediğiniz renkle uygulayabilirsiniz. En son üçüncü trabzanımı kapatmıyorum. İkinci rengim olan pembe ile kapatıyorum. 1 iki, üç, dört, beş. Beş tane zincir çekiyorum ve burada artık beyazımla işim bittiği için kesiyorum 5 zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum şurada kalan iplerimi aşağıya doğru alıp şöyle gizliyorum tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum bakın şuradaki bir zincir içerisine giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir defa aldım üç defa da çektim tekrar bir defa tığımın başını doladım Ortadaki ikinci trabzanımızı bir alttaki bakınız. Şuradaki minik yuvanın içerisine girerek alıyorum. Biraz rahat çekiyorum. Sıkıştırmıyorum büzülmemesi için. 1, 2, 3. Şu görünümü kazanmak için bakınız. Şuradaki görünümümüzü kazanmak için ikinci trabzanımızı alttan alıyoruz. Hemen üçüncü trabzanımı yine aynı yuva içerisine örüyorum iplerimi de bu şekilde gizledim 3 tane trabzanımı ördüm araya bir tane zincirimi çekiyorum tekrar şuradaki üstte bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başında doluyorum ikinci trabzanı alttaki minik yuvaya girerek alıyorum biraz uzun tutuyorum 1 2 3 İkinci trabzanımı alttan aldıktan sonra üçüncü trabzanımı yine aynı yere yani birinci trabzanı batım hemen tepe noktasına batarak örüyorum. Araya bir zincir, trabzanımın üzerine bir tane örüyorum. İkinci trabzanımı alttan alıyorum ve rahatça uzatıyorum. Üçüncü trabzanı yine yana girerek örüyorum bir zincir üstte bir tane trabzan alttan ikinci hep alttan alıyoruz üçüncü trabzanıma yine yanına örüyorum bir tane zincirimi çekip kenardaki trabzanımın tepesine batıyorum şöyle daha güzel batalım tekli almayalım 1 2 3 Evet ikinci rengimize bu şekilde geçip tamamladık. Bir üst sıraya geçmek için 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekelim. Örgümün arkasını çeviriyorum ve trabzanlarımın üzerine birer trabzan örüyorum. Boşluklarımızı yine bir zincir çekerek boşluk olarak örüyorum. bir zincir tekrar sona kadar trabzanlarımızı trabzan boşluklarımızı boşluk olarak örelim bir tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum şöyle ikinciye batıyorum burada güzelce yuvamı oluşturuyorum ve trabzanımı örüyorum buradaki rengimin bittiği için şöyle kapanışımı diğer kullanacağım renk olan gri ile yapıyorum 3 zincirimi çektim pembe rengimi kesiyorum üçüncü rengimize başlayalım örgümün arkasını çeviriyorum iplerimi şöyle sıkıştırarak hem pembemi sıkıştırıyorum güzelce kenarımız derli toplu dursun alta alıyorum tığımın başını doluyorum burada fazladan trabzan yapmıyoruz yine üçer üçer devam edeceğiz bu birinci trabzanımız ikinci trabzanımı alttaki kutucuktan alıyorum bakınız üstteki ve alttaki giriyorum biraz uzunca çekip 1 2 ve 3 Üçüncü trabzanımızı ise yine aynı şekilde hemen üst yuvaya yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer yuvaya bir tane trabzan hemen sıradaki boşla. İkinci trabzanımızı hep alttan alıyoruz. Uzatıyorum biraz. 1, bir, 2 ve 3. Üçüncü trabzanımızı yine yukarıdan örüyorum ve bir tane zincirimi çekerek ilerliyorum. Kenarı bakınız, fazla e, trabzan yapmadık. Yine 3-3 devam ettireceğiz. Birinci zincirimiz, ikinciyi alttan aldık, üçüncüyü yine aynı yuvaya. Bir zincir çekip, bir tane trabzanımı üstten, ikinci trabzanımızı alttaki yuvadan, üçüncüyü yine şurada görmüş olduğumuz üstten aldık. Yine tekrarımızı yapalım. Zincirimiz çekilmişti. Sıradaki yuvaya giriyorum. 1. Aşağıdan alıyorum. 2. Bir üst sıraya. 1, 2, 3. Bir zincir. Tekrar. Bir trabzan. Alta geçiyorum. Hemen tepeden. İkinci trabzanımızı mutlaka alttan alıyoruz ve modelimizi oluşturuyoruz. Sona geldim. Bir trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı alttan alıyorum. Burayı dürülmemesine dikkat edelim. Şöyle alalım. Kenara çekelim üstü. Bakınız. Dürülmedi. Hemen üçüncüyü de örüyorum. 1 2 3 Çeviriyorum. Hepsinin üzerine trabzanlarımı örüyorum 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 2 ve 3 sona kadar devam edelim sıramızı tamamladık. Bakın ikinci sıramız gayet kolay. Diğer sıramız da kolay ama şuradaki sıralamayı yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı çekmeden çok güzel örgüler örebileceksiniz. Evet son trabzanımı örüyorum ve hemen pembemi hazırlamıştım. Pembemi de yeniden örmek istiyorum. İki defa aldım. Rengimi aldım. Normal sıralamada tabi isterseniz beyazı kullanabilirsiniz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Kapatıyorum. Bir tane daha zincirimi ilave ediyorum. Çeviriyorum. Şurada iplerimi sıkıştırdıktan sonra ilk trabzanımı üstteki boşluğa örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı alttan alıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir defa başını doluyorum şöyle bakın üstteki yuvaya batıyorum 1 2 3 şu iplerimizi gizleyip kesebilirsiniz ben model olduğu için hemen kesiyorum bir tane zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde üstteki yuvaya bir aşağıdan alıyorum biraz uzatıyorum bir ara zincirlerimiz bir aşağıdan alıyorum modelimiz bu kadar kolay bir tane zincir yanına batıyorum bir zincir çekip kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine kutu üzerine boşluk yapıyorum. Buraya 3 trabzan bir zincirimizi örüyoruz ve başlangıcımız hep bu şekilde olarak devam edecek bakınız. Şöyle bakalım. Evet, kapanışımızı yapalım isterseniz bu pembemizde. Örecek olursak yine trabzanla örüyoruz. Kapanışımızı ise İki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki direkt trabzanımın üzerine gelerek tek seferde kapatıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıp tek seferde kapatıyorum. Tıpkı başlangıçtaki gibi içine model uygulamayacağımız için buradaki bir, zincir, bir tane zincirin içerisine batmamıza gerek yok. Eğer kasacak gibi olursa arada bir batabilirsiniz. Ama kasmıyor bakınız başını dolayıp batıyorum ve modelimizi de bu şekilde yeteri kadar ördükten sonra kapatıyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincirimizi çekiyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi bu şekilde çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.